Hoş geldiniz. Tayyip Erdoğan'ın büyük şokunu aktarmadan önce bir anekdot. 1994'te Tansu Çiller'in sebep olduğu büyük ekonomik kriz sonrası o dönem çalıştığım Türkiye Gazetesi ve TGRT'nin de dahil olduğu İhlas grubu bundan çok etkilenmiş ve batma noktasına gelmişti ki personel uzun süre maaş bile alamamıştı. İşte o günlerde patron olan Enver Ören'le sohbet ederken sormuştum. Şirketiniz krizden bu şekilde çok etkilendiyse belli ki durumu daha önce iyi değilmiş. Niçin tedbir almadınız? Enver Ören aynen şu karşılığı vermişti. Şirketin bu durumda olduğundan benim de haberim olmadı. Arkadaşlar ben üzülmeyeyim diye bana hakikati söylemediler. Kötü haberleri saklayıp hep iyi şeyler söylediler. Evet bir adın egemen olduğu İslamcı kültürde realite aynen böyledir. Çok korkulduğu için yukarıya doğru bilgi verilmez. Fırça yemek ve kovulmak yerine pembe haberlerle durumu idare etme söz konusudur. Şaşıracaksınız lakin bu hal bugünkü ülke yönetimi bağlamında da geçerli. Öyle olduğu için de Tayyip Erdoğan pek çok bilgi ve gelişmeden habersizdir. Buna son örnek asgari ücrete Temmuz ayında yapılacağı söylenen Ara zammı konusudur. Saray ekonomi masasında görevli olan eski ekonomi bakanı Nihat Zeybekçi ve diğer isimler Tayyip Erdoğan'ı böyle bir artışın olmasına ayaküstü ikna etmiş. Erdoğan da malum bu durumu saklamayıp kamuoyuna gazetecilere afişe etti. Brüksel'de yapılan NATO zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorduğu Temmuz'da asgari ücret artırılacak mı sorusuna şu karşılığı verdi. Veren el alan elden hayırlıdır. Vatandaşımızı, işçimizi hiçbir şeyden mağdur etmeyeceğiz. Onlara hiçbir şey esirgemeyeceğiz. Bitmedi. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da bu sözlerin hemen ertesinde Sayın Cumhurbaşkanımızla baş başa görüştüm. Hem asgari ücret hem emekli maaşlarının artacağını bana söyledi, ifadelerini kullandı. Bütün bunlar da doğal olarak yoksa baskın seçim mi var tartışmalarını gündeme taşıdı. Derken Tayyip Erdoğan dün Özbekistan gezisi dönüşünde Tornistan yaptı. Yani geri adım attı. Dedi ki asgari ücret artışı yok. Zamanı Aralık ayı. İşte o ay geldiğinde heyetler otururlar, konuşurlar, karar verirler. Şaka gibi değil mi değerli seyircilerim? İşte Türkiye böyle yönetiliyor ki buna benzer şeyler münferit değil. Sürekli olarak yaşanıyor onlarca milyon insanı ilgilendiren önemli bir konuda sergilenen lakayıtlığa bakar mısınız? Gelelim Tayyip Erdoğan'ın birkaç gün içinde niçin çark ettiğine. Dinlediğime göre hadisenin perde arkası şuymuş. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Tayyip Erdoğan'dan acil kodu ile randevu isteyip özetle şunları söylemiş. Sayın Cumhurbaşkanım size doğru bilgi vermiyorlar. Verileri eksik aktarıyorlar. Böyle bir artış mevcut ekonomik tablo da intihardır. Çünkü bu artışa kaynak yoktur ve para basmanın dışında kaynak bulmak da mümkün değildir. Asgari ücret ve emeklilere böyle bir artış olursa sadece bütçe tarumar olmayacak aynı zamanda özel sektörde sıkıntılıya girecek ve istihdam olumsuz etkilenecektir. En kötüsü ise enflasyon bugünkünün iki misline çıkacaktır. Tayyip Erdoğan bunun üzerine ilgili bakanı, bürokratları ve de saraydaki ekonomi danışmanlarını çağırarak biraz da hiddetle doğru ve net bilgilendirme istiyor uzun bir briefing sonrası Erdoğan adeta kıyameti koparır. Her şey bu kadar kötü ise bütün bunları bana niye söylemiyorsunuz? Bana anlatılan iddia aynen bu şekildedir. Evet. Tayyip Erdoğan'dan bilgilerin saklanması durumu söz konusu imiş ki asgari ücret artışında geri adım bundan dolayı olmuş. Kuşkusuz bu manzara yani olanlar aynı zamanda sistemin çarpıklığını da ortaya koyuyor. Bir tarafta ekonomi bürokrasisi, diğer yanda bakan, onların üstünde saraydaki ekonomi kurulu ve danışmanlar, en tepede ise tek adam Tayyip Erdoğan. İfade ettiğim gibi aşağıdakiler konumunu korumak için olumsuz verileri saklıyorlar ve yukarıya amiyane tabirle boyuna gaz veriyorlar. Öyle olunca da koca ülke adeta hayal aleminde savruldukça savruluyor. Başka bir anlatımla işin sahibi sorumlusu yoktur. Kim ne kadar yetkili belli değildir. Herkes Tayyip Erdoğan'ın iki dudağı arasına bakıyor ve onun gözüne girme telaşında. Öyle olunca da çoğu zaman siyah beyaz diye sunulabiliyor. Yapılan tepeden aşağıya sorunların çözülmesinden ziyade sadece algı inşasıdır. Değerli takipçilerim gelelim iyi Parti'de olanların perde arkalarına. Hemen söyleyeyim. Bu partideki görev değişiklikleri kimilerinin üfürdüğü gibi merkeze açılma değil, Meral Akşener'in o ambalajla partiyi kendi dükkanı yapma teşebbüsüdür. Teşkilat başkanlığının Koray Aydın'dan alınıp kendine bağlanmasının başka izahı yoktur. Zira Koray Aydın yine Genel Başkan Yardımcısı, yine vitrinde kamuoyunun gündeminde olacak. Keza İyi Parti merkeze açıldı denilecek şekilde yeni ve bildik isimler partiye katılmış da değil. Ondan önemlisi kamuoyunda ülkücülük ile özdeş olarak bilinen isimler olan Musavvat Dervişoğlu Dervişoğlu'yla Milliyetçi Hareket Partisinden İyi Parti'ye katılan Erhan Usta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup başkan vekilleridir. Yani partinin en önemli makamındadırlar ve onlara yeni vitrin yapacağız, istifa edin denmemiştir. Yine FETÖ'cülük iddiasıyla tartışılıp yıpranan ve de merkezle merkez sağla uzak yakın alakası olmayan İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu görevden alınıp onun yerine her kesimini şapka çıkaracağı yeni bir isim atanmamıştır. Fikri planda da kulvar değişikliğine dair paradigma ortaya konmuş değil olan sadece Büyük Birlik Partisi'nden Meral Akşener tarafından alınan Yavuz Ağır Alioğlu'nun geriye çekilmesidir ki o ismin ileride rakip olabilir diye tasfiye edileceğini biz zaten aylar öncesinden biliyorduk. Tekrar ediyorum. Meral Akşener partiyi şahsına siyasi şirket yapıyor ki hadisenin elbette perde arkaları da vardır. Profesör Doktor Ümit Özdağ'dan Ali Aydın ve Ali Türkşenlere kadar pek çok yıldız isim tasfiyesi yine bu projenin ilk hamleleriydi. Öyle olmazsa ve gerçekten söylendiği gibi samimi bir açılım olsa İyi Parti'nin kasası Meral Akşener'in akrabası olan Endüstri Meslek Lisesi mezunu Tamirci birine yani Ümit Dikbayır'a teslim edilmezdi. Öyle ya o partide... Türk Devleti'nin hazinesini, ekonomisini ve Merkez Bankası'nı bile yönetmiş isimler vardır. Şimdi o isimler varken neden o tamirci iyi partide muasiptir para işlerine bakıyor? İlaveten Türkiye'de sağ siyaset liderler üstünde şekillenir ki Tayyip Erdoğan, Süleyman Demirel ve Turgut Özal bunun örnekleridir. Hadise Meral Akşener'in güç gösterisiyle partiyi kontrol altına alması ve İyi Parti'nin HDP, Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la uyumlu hale getirilmesidir. Bu işin perde gerisinde de Akşener'e NATO'yu alkışlatan ve de Buğra Kavuncu'yu İstanbul'a il başkanı yaptıran malum emperyal casus irade vardır açık net koyalım. İyi Parti merkez sağ açılmıyor. Gayri milli unsurlara entegre olmak için operasyon yapılıyor. Değerli takipçilerim, sıcak gündemden diğer başlıklarda şöyle. Muhalif Türk basınında birilerinin tuhaf bir dokunulmazlığı var ki bunların önde gideni Ertuğrul Özkök'tür. Doyumsuz ve omurgasız olduğu için kamuoyunda karşılığı olmayan bu Ertuğrul'a hayrettir. Bazı muhalif haber portalları ona alan açıyor hatta eğiliyor ki sebebi elbette kişiseldir. Yahu bu Ertuğrul 1990'larda basının ahlakını bozup Ayşe Arman ile Serdar Turgut gibi penis yazarlarını kanaat önderi yapan adam değil mi? Ayrıca her dönemin adamıdır ki hala Tayyip Erdoğan'a övgü yarışındadır. İki gün önce de bir televizyon kanalında Rusya-Ukrayna görüşmesinin İstanbul'da yapılmasını gerekçe göstererek Tayyip Erdoğan için dünya lideri yakıştırmasını yaptı. Bu tavrıyla Tayyip Bey'e Nobel verilmeli diyen düşkün Abdülkadir Selvi ile aynı olduğunu ortaya koydu. Bitmedi. Keza Ertuğrul yine Acun Ilıcalı için reklam yazıları yazıyor. Yahu Acun denilen bu isim sarayın adamıdır ki bunu uzaylılar bile biliyor. Güya onunla röportaj yapıyor. Ancak TV8'i saray müteahhidi olan Mehmet Nazif Günal'dan almak için sıradan bir muhabir iken 70 milyon doları nereden buldun sorusunu bile sormuyor. Ayrıca o parayı nasıl ödedi, elinde bir dekontu var mı onu da gündeme getirmiyor. Keza gizli ortağı olduğu iddialarını da dillendirmiyor. En önemlisi Acun'un 70 milyon dolara satın aldığını söylediği TV8'in %30 hissesini kısa bir süre sonra 130 milyon dolara Ferit Şahenk'e nasıl satabildiğini de gündeme getirmiyor. O Ferit Şahenk ki NTV ile Star gibi Türkiye'nin en büyük iki kanalının %100'ünün sahibidir. Öyleyken Şahenk zarar eden sıradan bir kanalın azınlık hissesine niye 130 milyon dolar ödesin? Normal bir gazeteci bunu sorar değil mi? Ancak Ertuğrul sormadı, sormuyor ve heyhat böyle birine Türk solu hala değer atfediyor. Noktalamadan dramatik bir haber daha aktarayım. Cemal Kaşıkçı'yı hatırlayacaksınız. İstanbul'da öldürülen Suudi veliahtı Salman'a muhalif olan malum isim. Dün o davanın savcısı dedi ki Cemal Kaşıkçı cinayeti bundan sonra Suudi Arabistan'da görülmeli. Dosyayı oraya havale edelim. Pardon ama cinayet İstanbul'da işlendiyse bu nasıl taleptir savcı bey? Belli ki yukarılardan savcıya emir verilmiş yoksa bu şekilde konuşmaz böyle bir açıklama yapmazdık. Evet Papaz Brans'ın olayı misali yeniden geri yeni adım atılıyor. Yani Suudi Arabistan ne istiyorsa o yapılıyor. Pek çok yaşanmışlık misali yine önce kabadayılık şovları ardından eller havaya yani teslim olma hali. Ondan sonra onur, gurur, büyük devlet istismarları ve de palavraları. Yiyenlere afiyet olsun ne diyeyim. Son verirken videolarımı dostlarınızla paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.